Güncel Yorum programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Köşe yazarını sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sırada Meydan Gazetesi'nden seçtiğimiz bir yazı var. Oğuz Karamuk'un Varank Darbe Suçu İşliyor başlıklı yazısını sunuyoruz. Cumhurbaşkanının basın danışmanı, yandaş bıcıklığı içindeki televizyon programı önresi, kendini doğal ortamında hissedip dökülmüş belli ki. Programa katılan eklemlenmiş gazetecilere, muhalif kanalları uydudan atalım dedim diye övünüyor. Kendisinin de TürkSat'ın yönetim kurulunda olduğunu vurgulayarak. Bedavadan bir yerlere gelmenin getirdiği hadsiz cesareti bir yana, ne iş yaptığından da bir haber, TürkSat özel şirket diyor. TürkSat özel şirketse, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olarak orada senin ne işin var sorusu bir yana, yüzde %100 kamu malı olan bir şirketi ne zaman ötekileş, özelleştirdiniz diye düşünüyor insan. Acaba pek de moda olduğu şekilde, haberimiz olmadan Katarlılara falan mı satıldı Türkiye'nin milli uydu şirketi? Milyarlarca dolar harcanarak uzaya fırlatılan 7 uydumuzun ipi Arap sermayesinin mi eline geçti el altından? TürkSaat Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Varank özel şirket dediğine göre şüpheleniyor insan. Belki TürkSaat Genel Müdürü Profesör Doktor Enser Gül ya da şirketin asıl sahibi konumundaki Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin konuya bir açıklık getirir herhalde. Neyse gelelim TürkSat'ın son dönemdeki politikalarına. Malum TV bu, Türksel TV ve DijiTürk'ün ardından TürkSat'ta iktidarın hoşuna gitmeyen kanalları uydu'dan çıkartma kararı aldı. Böylece Kanal Türk ve Bugün TV kanallarının yayınlarını durdurma kararı aldı. Yasağın pek yakında muhalif olan diğer kanallara da ulaşacağı aşikar. Ancak TürkSat'ın konumu ve sahipliği açısından alınan karar diğer yayın platformlarına göre farklılık içeriyor. TV bu Türksel TV ve Dijitürk her ne kadar maddi durum böyle olmasa da şirketler hukukuna göre hala özel bir şirket kabul ediliyor. Türksat ise özel hukuk kurallarının uygun kurulmakla birlikte tamamı devlete ait bir şirket. Yani piyasada bir özel şirket gibi davranma yetkisi verilmesi devlet malı olduğunu ve devletin kurallarına uygun şekilde hizmet vermesi zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu durum muhalif televizyon kanallarına sansür açısından TürkSat ve onun yöneticilerini farklı bir platforma oturtuyor. Dijitürk, TV Bu ve Türksel TV için söz konusu kanallarla olan anlaşmazlık ticaret hukukuna girerken TürkSat'ın yaptığı anayasal bir hak gaspına giriyor. Mesela anayasamızın 10. maddesinin açıkça yazdığı üzere herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Yapılanı başka örneklerle açıklamak gerekirse, Varank ve o yönetim kurulunda oturan diğer isimler, muhalif vatandaşlara elektrik vermemek ya da onların araçlarını duble yollarda sürmelerini yasaklamakla eşdeğer bir eylem içindeler. Dolayısıyla Türk Saat ve yöneticileri şu an Mustafa Varank'ın da içinde bulunduğu aymaz bir ruh hali içinde yaşıyor olsa da bu onların anayasal düzeni değiştirme gibi bir suça bulaştıkları gerçeğini değiştirmiyor. Yani yaptıkları da darbe suçuna giriyor, diyor Meydan Gazetesi yazarı Oğuz Karamuk.